Sleeping Dogs güzel. Ulan güzel ne kelime. Harika bir GTA alternatif. GTA'da ne yaparız? Araba süreriz, ateş ederiz, görev yaparız, şehirde gezeriz. Sleeping Dogs'ta bunlara ek olarak sokak kavgası yapabiliyoruz. GTA'nın en zayıf yönü olan yakın dövüş mekaniklerini oynanışın odağına koymuş United Front Games yani yapımcı. GTA klonları genelde yepyeni ya da geri planda kalan bir mekaniği öne çıkararak oyuncuları baştan çıkarmaya çalışıyor. Mesela enayi Ubisoft hack mekaniği üzerinden pazarlamıştı Watch Dogs'u. Ancak yüzeysel ve sıkıcı olduğu için GTA artı hack formülü işe yaramadı. GTA artı kavga işe yaramış mı? Girişte ipi komple verdim. Hikayeye dair bilmeniz gereken iki şey var. Ana karakterimiz mafya sızmış bir polis ve ara sahneler geçilebiliyor. Gerçi oyunun başında sık sık yürüyüş kılıklı geçilemeyen ara sahnelerle karşılaşsak da oyunun geneline yayılmıyor bu sorun. Sleeping Dogs 3 albeniye sahip. Hikaye bunlardan biri değil, ilk albeni şehir. Hong Kong şaşırtıcı şekilde estetik görünüyor. Hong Kong'un estetik olmamasından dolayı değil, oyunun eski olmasından dolayı bu şaşırtıyor beni. Çünkü epey yıllık oyun. Özellikle geceler harika. Işıltılı mekanlar, canlı kalabalıklar şehre hayat veriyor. Soldan akan trafik oyunun karakteristiğini ortaya çıkarıyor. O ne demek bilmiyorum. Ama bu oyunda araba sürdükten sonra sivilde trafiğe çıkarsanız zihninizin acı çekeceğini biliyorum. Tabelalar, dükkanlar, sol kapıdan binemediğin araçlar, şehrin bir ruhu var. Ki bu iyi açık dünya oyunları için olmazsa olmaz. İkinci al beni aksiyon. Siper üstünden nişan alarak atladığınız da oyun ağır çekime giriyor. Böylece tatmin temin eden killer alabiliyorsunuz. Onun dışında çatışma mekanikleri oldukça sıradan hatta bayat bile denebilir. Kavga ruhu öyle canlı ki araba bile dövebiliyorsunuz. Seyir halindeyken dash tuşuna basarak sizi kovalayan yahut sizin kovaladığınız bir araca anlık hızlanmayla toslayabiliyorsunuz. Araba aksiyonunun bir güzel yanı da düşman araçlarının hassas bölgelerine kurşun kondurduğunuzda ağır çekimde patlamalı taklalar izleyebiliyorsunuz. Bazı görevler oynanabilir uzak doğu aksiyon filmi kıvamında. Bir arabadan diğerine atlayıp sürücü koltuğuna geçme falan var. Daha Far Cry yapmamış bunu. Üçüncü al beni ise yakın dövüş. Basit yumruk ve tekmelerle başlıyorsunuz. Oyun ilerledikçe yeni kombinasyonlar öğreniyorsunuz. Farklı düşman tiplerine karşı farklı stratejiler geliştiriyorsunuz. Yakın dövüş hep tazeleniyor. Ama çekici olmasının sebebi bunlar değil. Cani bitirişler. O kadar gaddarca finisher animasyonları var ki hepsini tek tek sayasım geliyor. Hatta sayacağım. Meşrubat dolabına çarpma, havalandırma fanına kafayı bastırma, elektrik sigortasına vurup kül etme, daha büyük havalandırma fanına kafayı bastırıp parçalama, duvardaki akvaryum camını kırıp suyla boğma, ıvır zıvır dolu karton kutuların üstüne fırlatma, bu biraz hafif kaldı ama bir sonraki telafi ediyor, üst gövdesine fırına sokup cayır cayır adam yakma vesaire. Vesaireyi de anlatacağım. Betimlemekte zorlandığım sanayi stili infaz ve tahta kesim makinesinde kafatası muayenesi. Tüm bu Fargo seviyesi caniliğe ek olarak bıçakla kesik balıkla tokat atabiliyorsunuz. Üstelik oyunun sonuna gelmenize rağmen ilk kez karşılaştığınız animasyonlar bile oluyor. Dövüşlerde çok çeşitli tatmin edici çevre kullanımı Sleeping Dogs'u diğer GTA klonlarından ayıran en önemli özellik benim gözümde. Ufak artılar olarak mini oyunlar, mini bulmacalar var. Araba yarışı, karaoke, eğlenceli yan aktiviteler olarak karşımıza çıkıyor. Mini bulmacalarsa E'ye bas basitliğinin önüne geçmek için eklenmiş. Hoş da olmuş. Wordle benzeri şifre kırma, iki analog çubuğu kullanarak frekans çözme, vido söküp takma, maymuncukla kilit açma vesaire monotonluğu kırıyor.